Selamlar biraderlerim, bropalarım. Normalde bak odam falan hazır değil, stoktaki videolardan yayınlayacaktım ama bu videoyu atmaya biraz borçlu hissettim. Yani videoda harika bir şeyden bahsedeceğim ama videoya geçmeden önce biraz dert yanacağım kankalar. Çünkü sosyal medyada gördüklerim biraz canımı sıktı. Aslında hayat bitti diye bir akım var. Ben 5-6 seçimde oy kullanmış biri olarak hiçbir seçimde oy verdiğim kişi seçilmedi. Ama sizlere de şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Kardeşim, seni hiçbir siyasetçi kurtarmayacak. Bunun için sevinme veya üzülme. İsim vermek gerekirse kardeşim, Tayyip Erdoğan seçildi diye sevinme, Kılıçdaroğlu kaybetti diye üzülme lütfen. Çünkü seni kurtaracak tek kişi sensin. En iyi girişimciler en kötü şartları kendi lehine çevirebilen insanlardır kardeşim. Bunu unutma. Yani ülkenin durumu daha kötüye gidecek diye ben hiçbir şey yapamayacağım tribine de girme. Kendin ülken daha iyi olacak diye düşünerek sanki birileri sana altın tepside sunacakmış gibi de davranma. Sadece kendini geliştirmeye bak. Bak, ben program öğretiyorum kardeşim. Hiçbir siyasetçi sana beynini açıp içerisinde bir şey koymaz. Bir bilgi yerleştirmez. Gideceksin, kendini geliştireceksin kardeşim. Programlar öğreneceksin, meslek edineceksin. İngilizce, Almanca ne varsa öğreneceksin kardeşim. O zaman kurtulursun. Sen oy vererek kendini kurtaramazsın. Lütfen kusura bakma. Üzülenlere de kızıyorum, sevinenlere de kızıyorum. Kendini kendin kurtaracaksın kardeşim. Beni sinirlendirmeyin biraderlerim, bropalarım. Resmen bana bu oda düzene oturmamışken video çektiriyorsunuz lan. Ben ne yapayım ulan, 2015'ten beri oy veriyorum. Hiçbiri seçilmedi kardeşim. Niye üzüleyim lan? Ben de kötü durumdaydım. Bak şu an şartlarım daha iyi. Nasıl yaptım? Kendim yaptım. Hiçbir siyasetçiye bel bağlamadım. Hiçbir siyasi partiyle bağlantım yok. Kendim çalıştım. Kendimi kurtardım. Daha da iyi şartlara getireceğim. Çünkü ben çalışıyorum. Sen de aynı şeyi düşüneceksin kardeşim. Şimdi videoya geçelim. Konuyu anlatayım. Biraderlerim, bropalarım, Photoshop'a tarihin en iyi güncellemesi geldi bence. Yapay zeka birebir Photoshop'a dahil edildi. Korkunç iyi çalışıyor. Manipülasyon için yıllarını heba eden bizler için de aslında bu bayağı işe yarayacak bir şey. He, ne zaman bir teknolojik gelişme olsa kardeşim işimiz elden gidecek. Kardeşim işsiz kaldık. Ne korkaksınız oğlum? Manyak mısınız lan siz? Rahat olun kardeşim, kafanızı çalıştırın, her türlü yürürsünüz. Bunları lehinize çevirmeye bakın. Bunlara isyan ederek elinize bir şey geçmez. Öğren, al, kullan, lehine çevir. Geleceğe ayak uydur kardeşim. Negatif durumları pozitife çevirirsin. Photoshop'un yapay zeka özelliklerini kullanarak kapak fotoğrafı, şarkı kapağı gibi şeyler istiyor musun kardeşim? İstiyorsan orada like tuşuna bas. Eğer bu videoyu 10.000 like yaparsan sana muazzam bir Photoshop eğitimi çekeceğim ama 10.000 like olması lazım. Bu videoyu izliyor musun, istiyor musun, onu öğrenmem gerekiyor kardeşim. Like'a bas. Like benim için önemli kardeşim. Bir like önemli olan zaten, ona da bas ya, beleş. 10.000 like'a Photoshop videosu sözü veriyorum. Şimdi videoya geçiyorum kardeşim. Şimdi Photoshop'un bu özelliğini kullanmak için Photoshop beta'yı kurmamız lazım. Çünkü daha tam kendi Photoshop'umuza gelmedi. Bunu da nasıl yapıyoruz? Eğer Creative Cloud, yani Photoshop'u lisanslı kullanıyorsanız, burada zaten uygulamalar bölümünde beta uygulamaları diye bir yer var. Yani yeni gelecek özellikleri test ediyorsunuz. Burada da bak Photoshop beta diyor. Zaten burada AI işte generate fill falan filan diyor yani. Diyor ki bunu test etmek istersen aç, bize geri bildirim yolla. Bir sonraki Photoshop güncellemesinde bütün Photoshop'lara gelecek diyor kardeşim. Photoshop beta'yı kurduk, aç diyoruz. Strawberry Leather, güzelmiş lan bu. Şimdi test etmek için birkaç fotoğraf indirdim. Bunların hepsini bir atayım, sonra sizlerle çalışalım. Şimdi ilk önce manipülasyon tarafına geleceğiz. Kardeşim bak, pencere bölümünde bağlamsal görev çubuğu generate fill diye geçiyor. Bunu açıyorsun kardeşim. Bunun açık olması lazım. Bu da zaten altta gelecek. Şimdi diyoruz ki yapay zekaya neler yaptırabiliriz? Bak bu videoyu sonuna kadar izle, bayılacaksın kardeşim. Mesela burada bir tane kemen tarayıcımız var. Bununla şurayı seçiyoruz. Diyoruz ki, çok seçtik lan, burayı seçelim. Bak burayı seçtik. Diyoruz ki üretken dolgu. Bak bunu Türkçe kullanıyoruz. İngilizce kullanım Photoshop ama yani Türkçe otomatik olarak kurulduğu için ben Türkçe anlatıyorum. Herkes anlayabilsin diye. İngilizce olunca izlemiyorsunuz çünkü. Ama yine de İngilizce kullanmakta fayda var. Şimdi burada üretken dolgu İngilizce yazı yazmanız lazım. Ne yazalım ya? Futuristic. Futuristic boat yazalım. Bir futuristic tekne yazdık. Sonra oluştur dediğimizde bizim için bir futuristic tekne oluşturacak. Yani sadece seçtiğimiz alanın içerisine entegre edeceğiz. Farklı özellikleri de göreceğiz kardeşim. Yaklaşık bir 10 saniye 15 saniye bize 3 tane varyasyonlu bir şekilde boat çıkaracak ve çıkardı bak. Futuristic boat yaptı. Bayağı gerçekçi oğlum lan. İkincisini nasıl yaptı? İkincisi de güzel. Bu sadece biraz yansımalar farklı oldu. Zaten buna çok benziyor. Bayağı benziyor. Bu da çok güzel. Bak bu da çok güzel. Futuristic boat with purple color diyelim mesela. Mor renkli olsun dedik. Oluştur dedik. Aha, mor renkli oluşturdu. Yeni varyasyonlar. Buna tıklıyoruz. Çok güzel bak. Şu bayağı güzelmiş. Bayağı futuristik de duruyor gerçekten. Bu da yani biraz daha klasik duruyor. Bu da klasik duruyor. Sadece renkli olarak yani en güzeli yine bu gibi duruyor abi. Böyle bir tane manipülasyon yaptık. Bunu şöyle de yapabiliriz. Mesela bir böyle bir seçim yaptık. Buraya üretken dolgu
mountain yazdık. Oluştur dedik mesela. Bize bir dağ oluştursun dedik. Yani burada dağın biraz küçük olduğunu gördük. Mesela buraya bir dağ oluştursun dedik ve bizim için yapacak. Bak bu şekilde dağları artırdı. Tabii daha büyük olabilirdi. O yüzden biz burayı demedik de mesela şöyle büyük bir alan alsak. A big mountain yazdık. Böyle yazsak yani gıdım gıdım İngilizceyle bu şekilde yapılabilir böyle aklıma gelen kelimelerle. Oo, bu bayağı güzel oldu lan. Bu çok kötü oldu. Yani bu da renk olarak güzel olmadı ama bu bayağı başarılı oldu açıkçası. İstersek bir de bunları değiştirebiliyoruz. Mesela bu tekneyi seçip a red boat with shadow dedik mesela. Gölgesiyle birlikte kırmızı bir tekne oluştursun dedik. Tabii buna futuristik yazmadık. Yani daha böyle gelecektimsi, onu nasıl çeviririz bilmiyorum. Normal bir tekne yapsın istedik. Şimdi bunu gölgesiyle birlikte yapsın dedik ve bu şekilde muazzam oldu lan. Harika oldu. Buna bakalım. Bu çok gölgesi güzel olmadı. Bu da çok güzel oldu abi. İkisi de çok güzel oldu. Gerçekten harika çalışıyor yani, inanılmaz. Bir de bunun şöyle bir durumu var. Mesela ben böyle bir fotoğraf indirdim. Geliyorum bunu kırpma aracıyla sola ve sağa genişletiyorum. Tamam mı? Sonra bunu Enter'a bastım. Ve sol tarafını buradaki dörtgen seçim aracıyla seçtim. Üretken dolgu dedim. Hiçbir şey yazmadım. Hiçbir şey yazmayınca fotoğrafa uygun bir şekilde genişletecek. Yazıp da genişletebilirsiniz. Yani duvarın üstünde de şöyle bir şey olsun falan da diyebilirsiniz. Ama genişlet dedim, hızlıca genişletecek. Abi gerçekten inanılmaz ya. Buraya bir duvar ekledi. Yani aslında fotoğrafta böyle bir duvar yoktu bile. Ama bunu yaptı yani. Hani gelip buna tıklayıp üretken dolgu dediğimizde tekrar bunun üzerine bir daha işlem yapabiliriz. Bak bu şekilde düzelttik. Sol tarafa da aynı şekil. Burayı da bu şekilde genişletti ve inanılmaz güzel oldu abi. Gerçekten süper. Ve bunu mesela CTRL Z yapalım. Buraya wall with red door dedim ya. Kırmızı bir kapıyla birlikte genişletsin. Bakalım aynı şeyi gerçekçi biçimde yapacak mı? Turkuazın yanında kırmızı çok alakasız oldu ama yapsın bakalım. Bu sefer kapılı yaptım. Bak kapılı yaptık ya, aslında çok benzeyen bir kapı getirdi bu sefer. Neyse, bu daha gelişebilir. Belki derdimizi biz çok iyi anlatamadık. Bu arada prompt sonuç olarak emir ne kadar detay verirsen o kadar harika çıkarır. Biz kısa bir emir verdik. Zaten bir önceki Reels'larımda da görmüş olabileceğiniz gibi burada remove tool diye bir şey geldi. Kaldırma aracı. Bu da yapay zeka ile birlikte çalışıyor. Yani herhangi bir şeyi üzerini boyayarak silebilirsiniz. Mesela ben buradaki şunu görmek istemiyorum. Muhtemelen biraz bozacak ama sonradan düzeltebiliriz. Bak. Oho, hiç bozmadı ya. Böyle ya, kaldırma aracını da bu şekilde kullanabilirsiniz kankalar. Kulaklığı mesela sil dedik. Fotoğraftan bu şekilde yapay zeka ile bunları silebilirsiniz. Üzerinden giderek de tabii daha kusursuz hallere getirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Böyle harika işlemler çıkarabiliyorsunuz kaldırma aracıyla. Sonra geliyorum mesela. Mesela buna hızlıca bir Photoshop yapalım. Buna eli seçtik. Üretken dolgu. An apple in a hand dedik mesela. Bir elin içerisinde şey dedik. Elma dedik. Yani buradaki limonu değil de elma görmek istiyorum. Keşke kırmızı elma falan yazsaydı. Umarım kırmızı çıkarır. Çok güzel. Tamam, güzel yaptı. Buraya bir tane a red hat dedim. Yani kırmızı bir şapka gibi bir şey. Hat. Cap de diyebilirdim. O zaman böyle rapçi şapkası çıkarabilirdi ama ben hat dedim. Direkt böyle biraz fötür gibi bir şey çıkarsın istiyorum. Fötür mü denir lan onu? Fötür. Fötür. Aa, çok saçma oldu. Bunu değiştirelim. Kırmızı. Hah. Harika oldu lan gölgesi mölgesi. Çok güzel. Sonra bir gözlük yapmak istiyorum ama bunu yine red yapacağım. Red futuristic glasses artık neyse. Futuristik bir gözlük yapsın istedim kardeşim. Oh, çok değişik. O bayağı, bu ne lan? Oha, çok iyi oldu. Gözlük gibi olmadı biraz ama şu bayağı iyi oldu. Bu şekilde Photoshop'lar yapabilirsiniz kardeşim. İnanılmaz çalışıyor gerçekten. Şöyle inanılmaz çalışıyor yani. Bu fotoğrafı da aynı şekil alta doğru biraz büyütüp a woman in alışverişte bir kadın yazdım ve burayı mesela bakalım işte alta göre, yani aldığı bilgilere göre genişletebilecek mi? Bir pantolon mu ekler, etek mi ekler? Bunların da detayını verebilirdik de vermedik. Muazzam! Ama alışveriş çantası, alışveriş arabası çok olmadı. Bu da olmadı. Bu biraz garip oldu. Hah, bu süper oldu mesela. Yapay zeka bu bayağı iyi yaptı. Burayı yapamadı. Ama tabii bunu değiştirip a shopping cart dedik mesela. Cart dedi mi lan? Şey, alışveriş sepeti. Ya bu saçma oldu ya. Bu şekilde genişletmeler yapabiliriz. Bir de şunu yapabiliriz abi. Mesela bu kadını bir parka yollamak istiyoruz. Geldik. İlk önce seçimimizi yaptık. Seçimimizi yaptıktan sonra bak, kadını seçtik değil mi? Kadını seçtikten sonra seç bölümünden ters yaptık. Yani seçimin tam tersini. Ve burada üretken dolguda woman in a park dedik mesela. Bir parkı, Allah, virgüle bastım. Umarım yanlış anlamaz. Bir kadın, parkın içinde bir kadın. Sanki böyle bir şiir ismi gibi yazdık kardeşim. Ha, fena değil. Evet, bu biraz daha iyi. Tabii renk dengelemesi yapabiliriz bunun için ama arkaya bir tane blur efekti bir kadın şey yaptı. Hatta park
with kamera blur efekt diyelim mesela. Kamera bulanıklık efektiyle oluştursun. Ha, bura biraz daha kamera blur. Oh, bu bayağı iyi oldu lan. Enteresan bir kamera blur efektiyle park ekledi ve gerçekçi oldu bir tık daha. Son olarak kıyafet değiştirme deneyeceğiz. Bunun için de abimizin bu üstünü seçtik ve sadece su it yazacağım. Yani en az promptla bir emirle, yani takım elbise dedim. Bakayım takım elbise yapabilecek mi? Abimiz bir de kollarını böyle tutuyor. Bakalım onu da alacak mı yani? Ya ne diyorsun abi? İnanılmaz. İnanılmaz hakikaten ya. Bu bayağı güzel oldu lan. Eller falan filan. İnanılmaz oldu abi. Bak bu kadar basit ya. Kafayı yersin. İnanılmaz bir güncelleme. Manipülasyon için falan kesinlikle kullanın kardeşim. Ha, son olarak şunu da göstereyim bu arada. Herhangi bir şey mesela şunu seçip, hatta şöyle yapalım. Bunu seçip üretken dolguya remove yazıp enter'a basarsanız bunu siler. Yani o remove tool'un yaptığı şeyi aslında yapay zeka ile birlikte tekrar yapar. Bakın burada mesela şu botu görmek istemedik. Umarım güzel biçimde siler. Burada en azından farklı farklı seçimler yapmanıza da varyasyon görmenize de sağlar. Yani bu biraz daha mantıklıdır aslında. Bak sildi. Diğerine bakalım. Mesela bu daha harikaymış. Bu daha da harikaymış. Evet bu. Bu bayağı harikaymış. Yani remove tool'da yapamayacağımız şeyi burada yapabiliriz aslında, varyasyonlu varyasyonlu. Tabii kardeşim, bu videoyu editlerken nasıl Spunkrime Library kullandıysan bir Premiere kullanıcısının en çok işine yarayacak olan Spunkrime Library'nin ücretsiz versiyonunu çıkardık. Unutma izlemeyi kardeşim. Bak açıklamaya bırakacağım, kartlara da bırakacağım Spunkrime Library'yi. Tabii ki 1300 animasyonlu elementli devasa paketimizi edinebilirsin. Onun da linki aşağıda var, ama bir de ücretsiz küçük bir versiyonu var. Ömür boyu kullanabilirsin kardeşim. Senin için yaptık. Git ücretsiz haliyle indir, kullan. Seversen belki büyük paketini de alırsın kardeşim. Kendi ismimle çıkarmış olduğum Spunkrime Library'yi kartlardan aşağıdan bilgiler edinerek alabilirsin kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spunkrime adıyla benim kısa eğitimlerimi izleyebilirsin. Biladerim 10.000 like yapmayı unutma. Eğer Photoshop videosu izliyorsan bunlarla şarkı kapakları falan filan tasarlayacağız kardeşim. Nefessiz kaldım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Spunkrime Library ile ilgili bilgileri buraya koydum. Başka ne diyeceğim lan? Başka bir şey de kalmadı işte. Görüşmek üzere. Bay bay.